Oh 5 İlginç Bilgiler kanalından hepinize merhaba. 90'lı yıllarda çıkan ve zamanında müzik dünyasını kasıp kavuran şarkıları seslendiren şarkıcıları hatırlıyor musunuz? 90'lar, Türk popunun en unutulmaz dönemi olarak görülür. Söylenen şarkıların besteleri ve sözlerinin bu kadar kaliteli olduğu bir dönem daha ne zaman gelir bilinmez. 90'larda çocuk olanları geçmişe götürecek, hafızalara kazınan şarkı ve şarkıcıları hatırlayalım istedik. 90'ların kayıp sanatçıları. Bakalım hangi muhteşem şarkılarıyla hangi isimler varmış? Sibel Alaş. Kariyerine Yonca Evci Miyim vokalisti olarak başlayan şarkıcı, 95 yılında Mustafa Sandal'ın da içinde olduğu ilk albümünü yaptı. Albüme ismini veren Adam isimli parça o kadar çok tutuldu ki herkes bir anda onu merak etmeye başladı. 1996 yılında prodüktörü olan Zeki Aköz ile evlenen sanatçı, 8 yıl aradan sonra bir albüm yapsa da eski tadı yakalayamamış olacak ki pek de isminden bahsedilmedi. Oya ve Bora. Oya Küçümen ve Bora Ebeoğlu çiftinden oluşan müzik grubu ilk kez 1987 Eurovision şarkı yarışmasında Melih Kibar'ın bestelediği Paydos isimli şarkıyla ikinci olup Türkiye'ye büyük başarıyla dönmüşlerdir. 92 Seni Bana Yazmışlar ve 95 Saraylı albümlerinden sonra hiç görünmeyen ikili son olarak 2014 yılında yaptığı albümle ne yazık ki o eski tadı da veremedi. Bendeniz. 90'lı yıllarda fırtına gibi esen Deniz Çelik, saç stili, kıyafeti ve yaptığı şarkılarla pop ve moda ikonu haline gelmiş isimdir. 1993 yılında Bendeniz 1 albümüyle çıkarttığı Ya Sen Ya Hiç şarkısı öyle bir sevildi ki anında patlayan şarkı sanatçıyı bir anda Türkiye'nin gündemine oturttu. Bu başarının ardından albümden Ağlayayım mı, Kerime, Ah Bir Dönsen ve Müjdeler Ver gibi hit parçalar yayınlandı. İlk albümüyle büyük bir çıkış yapan Bendeniz'in bu albümü Türkiye'nin klasik albümleri arasına da girmiştir. 2000'li yıllara gelindiğinde bize göre toplumun müzik algısının değişmesi ve Bendeniz'in de çok kaliteli işlere imza atamaması onu 90'ların kraliçesi yapmaktan öteye götüremiyor. Tayfun Duygulu. 1988 yılında henüz 19 yaşındayken o dönemin kült gruplarından Yeni Türkü grubunda klarnet ve saksafon çalarak sahnelere adım atan Tayfun Duygulu, 1991 yılında Hadi Yine İyisin adlı şarkısıyla pop müzik alanında yeni bir dönemin öncüsü oldu. Türk popunun starı olarak nitelendirilen yıldız isim, konservatuvar yıllarında violonsel ve piyano, üniversitede klarnet eğitimi aldı. Saksafon ve klarnete odaklanmış olmakla birlikte gitar, piyano, yan flüt, violonsel ve keman da çalmaktadır. Kartel. 1995 yılında Almanya'da kurulan büyük ilgi toplayan bir Türk rap grubu. Grup, Almanya'da iki ayrı rap grubu ve hepsinden bağımsız olan RCE'nin bir araya gelmesiyle doğdu. Grubun Kartel adındaki albümü ilk önce Avrupa'da yayınlandı. Kısa zamanda Avrupa'da medyanın dikkatini çeken grup hakkında MTV müzik kanalında röportajlar yayınlandı. Türk müziğinin sesini dünyaya duyuran nadir topluluklarından birisi olmayı başaran grup, Türkiye'de de büyük yankı uyandırdı. Radyo ve TV kuruluşları ilk haftada satılan ilk 100 bin CD'yi altın kaset ve 250 bin CD'yi de çifte platin ödülüne layık gördüler ve popüler durumunu daha iyi gösterdiler. Kartel en başarılı Türkçe rap grubu olarak bilinir. Dünyanın en ilginç bilgilerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilir, yorum kısmına isteklerinizi yazabilir ve videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz.